gittiğinde macera parkımızdan istifade edecekler. Yine Fatih mahallemizde göl kenarımıza yakın bir noktada Fatih Kültür Merkezimiz, orada bir yine çok modern bir camimiz ve göl kenarında çeşitli etkinliklerde kullanabileceğimiz bir meydan düzenlememiz olacak. Yine bilgi evlerimiz var ki bunu Küçükçekmeceliler AK Parti iktidarında tanıdılar, sevdiler ve şu anda yoğun bir şekilde ilgi gösteriyorlar. Bu bilgi evlerimizin sayısını artıracağız. İnşallah bütün mahallelerimize yaygınlaştırmaya çalışacağız. Şu anda 8 tane bilgi evimiz var. Bunun sayısını artırmayı düşünüyoruz. Menekşe deremizin kenarında yine çok özel bir rekreasyon alanımız olacak. Bu da önümüzdeki dönemin en önemli projelerinden birisi olacak inşallah. Şu anda konut birlik diye Küçükçekmecelilerin bilecekleri noktada bir katlı kavşağımız olacak. Oradaki trafik yoğunluğunu önceden öngörebiliyoruz. İnşallah bu katlı kavşakla birlikte de orada belki şu anda çok fazla yoğun yaşanmıyor ama ileriki günlerdeki kargaşayı, trafik kargaşasını çözebilmek için şimdiden planlamış ve icra etmek için düğmeye basmış noktadayız. Çünkü bunlarla ilgili biliyorsunuz büyük şehrimizin de önemli katkıları olacak. Önemli bütçesi bizimle birlikte olacak. Zaten Küçükçekmece'de AK Partili bir belediye ile büyük şehrimizin yine yan yana olması, omuz omuza olması bizim en büyük güçlerimizden birisi olacak. Yine önümüzdeki dönem itibariyle büyük şehrimizin tabii önemli bir projesi olarak Küçükçekmece metro ile tanışacak. Şu andaki belediye binamızın hemen yanında bulunan Atatürk Parkı'nın yanında bir metro istasyonumuz olacak. Hangi güzergahlar olduğunu da belirtirsiniz. Evet. Yine Cennet mahallemizde bir şu anda itfaiye binamızın bulunduğu alanda bir metro istasyonumuz olacak. Bu metro istasyonumuz şu andaki metro sistemiyle entegre olacak efendim. Küçükçekmece'ye doğru önce uzayacak, daha sonra da biliyorsunuz metronun Olimpiyat stadına doğru gitmesi düşünülüyor. Beylikdüzü'ne uzanması düşünüyor. Ama bununla ilgili ilk istasyonlarımız Küçükçekmece'de belediye binamızın yanında, bir de Cennet mahallesindeki itfaiye alanında olmuş olacak. Yine Beşiktaş'tan yapımı düşünülen metro hattı Sayın Kadir Topbaş'ın geçtiğimiz günlerde ilçemizi ziyaretlerinde ifade ettiği gibi bunun sözünü aldık. Beşiktaş'tan gelen metromuzun bir istasyonu Mehmet Akif mahallemizde, bir istasyonu Atatürk mahallemizde, bir istasyonu da Atakent mahallemizde olacak. Bunları düşündüğümüzde önümüzdeki dönem Küçükçekmecelilerin metroyla tanışacağı sözünü verebiliriz. Bu da ulaşımımız anlamında ciddi katkı sunacak bizlere. Yine Sefaköy trafiği diye Küçükçekmecelilerin yakından bildiği bir sıkıntı var. Bunu aşmak için de aslında şu anda çalışmalar başladı. Özellikle Borusan kavşağından eski Nursu Otopazarı'na doğru giden yolumuzu genişletiyoruz. Oradan da Basın Ekspres'e bağlanan kavşak çalışmaları başladı. Şu anda köprü yıkıldı. İnşallah bu projenin tamamlanmasıyla birlikte de Sefaköy'deki bizim bu trafik çilemizin çok önemli bir kısmı halledilmiş olacak. Yine önümüzdeki dönemde çok sayıda parkımız olacak. Bu anlamda Küçükçekmece daha yeşil bir ilçe olma noktasında İstanbul'un en önemli ilçelerinden birisi olacak. Yine Küçükçekmece'de sahilimizde bulunan gümrüğümüz, inşallah Ulaştırma Bakanlığımızla da bu konu görüşülüyor. Çatalca'ya taşınacak biliyorsunuz. Çatalca'ya taşınmasıyla birlikte inşallah orası da göl kenarındaki yapmış olduğumuz rekreasyon çalışmasını o kısma da yaparak Küçükçekmece sahil bandını inşallah daha güzel hale getireceğiz. En önemli projelerimizden birisi, inşallah bunun üzerinde çok duruyoruz. Şu anda yine Küçükçekmecelilerin
Marmara Üniversitesi'ne ait olan bir yaklaşık 1000 dönümlük bir alanımız var. 960 evet. Yaklaşık 1000 dönüm diyebiliriz. Bu alanla alakalı Marmara Üniversitesi kampüsünü buraya getirmekten vazgeçti. Bu tahsisle alakalı bölge milletvekillerimizle görüşüyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem buradaki tahsisi belediyemiz üzerine alarak buraya muhteşem bir park yapmayı düşünüyoruz. Takdir edersiniz ki 1000 dönüm bir arazi üzerinde her türlü çalışmayı uygulamak için alanımız olacak ve gerçekten bütün İstanbulluların görmek isteyebileceği bir park haline getireceğiz. Bu bizi heyecanlandırıyor. Zaten İstanbul'un en büyük sıkıntılarından evet. Birisi de yeşil alanın olmaması. İnşallah bu projeyi gerçekleştirdiğimizde sadece bu proje bile AK Parti vizyonunun neler başarabileceğini göstermiş olacak Küçükçekmece'lilere. Yine yaşlılarımız için şefkat evlerimiz olacak. Yine sokak hayvanlarımız için çok özel projelerimiz var. Hayvan sevgisinin hepimizin için ne kadar önemli olduğunu, hayatımızı ne kadar etkilediğini ve onlarsız aslında yaşamın eksik kaldığını hepimiz fark ediyoruz. Sokak hayvanlarımızla da daha rahat ortamlarda buluşabileceğimiz alanlarımız olacak. Yine kentsel dönüşümle ilgili şu anda Küçükçekmece'de 21 noktamızda bir çalışma yürütülüyor. Bunların bazılarında çok önemli mesafeler alındı. Biz kentsel dönüşümle ilgili projelerin de takipçisi olacağız. Özellikle bazı projelerimiz artık uygulama aşamasına geldi. İnşallah kentsel dönüşümdeki bu devamlılık anlayışımızda bu projeleri kabul etmek ve Sayın Belediye Başkanımız Aziz Yenay'ın çok üstün gayretleriyle gelinmiş olan bu noktadan da geri dönmeme anlamında bir irade ortaya koyacağız efendim. Tabii özellikle projeler uzun ve evet. Hani böyle bizim zamanımızda kısıtlı ama benim bir iki tane sormak istediğim konu var. Buyurun. Her seçim döneminde bizim halkımızın klasiktir iş. Evet. Onu sorarlar. Belediyenin iş yaratma potansiyeli nedir? Özellikle son yıllarda iş yaratmaktan daha çok eğitim verildiğini biliyoruz. İş edindirme kursları. Bundan evet. ilgili çalışmaları da öğrenmek istiyorum. Şimdi efendim bu projelerimizle alakalı yeni bilgi evleri kurdukça, yeni kültür merkezleri kurdukça siz de takdir edersiniz ki belediyemizin az da olsa bir istihdam alanı söz konusu olacak. Yani bizim vatandaşlarımız istihdam derken hemen belediyede bir işe girmeyi anlıyor. Bununla ilgili aslında üretebileceğimiz istihdam doğrusu çok kısıtlı. Yani ancak konu, eğitim var, o da eyvah. Çok önemli. Ancak biz Küçükçekmece'de özellikle iş noktasında sıkıntısı olan vatandaşlarımızla bir eğitim programı ortaya koyarak bu arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın daha rahat iş bulabilmesi için öncülük yapacağız. Bölgemizdeki sanayicilerle, iş adamlarıyla iş gücü arayan vatandaşlarımızla, firmalarla görüşerek ve iş gücü anlamında sıkıntı yaşadıkları konuları tespit ederek bunlarla ilgili eğitimler verip istihdam anlamında da önemli ölçüde bölgeye hizmet edeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü zaten önemli olan sanırım hani balık tutmayı öğretmek evet. diye tabir edilir. Evet. Bir altın bilezik kazandırmak. Dolayısıyla son yıllarda meslek edindirme kursları belediyecilikte evet. çok yaygınlaşmaya başladı. Sizin de zaten bu yönde bir projeniz var söylediniz. Zamanımız kısıtlı ve sonuna geldik. Size de çok teşekkürler. Projelerinizden de bir kısmından bahsedebildiniz. Evet. Tabii evet. hepsi için zamanımız yeterli olmadı. Ağzınıza sağlık diyelim ve seçim dönemindeki çalışmalardan dolayı da size kolay gelsin diyelim. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ekranlarındaki ekranlar başındaki vatandaşlarımıza tekrar saygılar sunuyorum efendim. Teşekkürler. Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz konuğumuzdu ve Aziz Yenay'dan bayrağı devralma hedefinde kendisi de söyledi. AK Parti sloganıyla durmak yok, yola devam diyor. Biz de konuğumuzla birlikte 12 bülteninin sonuna geliyoruz. Mutlu günler.